Dersimiz Matematik video kanalından hepinize iyi günler dileriz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte daha önce hazırlanmış olan bir sınavı gözden geçireceğiz. Bu sınavımız basit bir matematik sınavı olabilir, birinci sınav olmak kaydıyla veya ikinci sınav. Onun dışında yine basit bir matematik uygulamaları, yani seçmeli matematik dersinde kullanılan bir sınav olabilir. Evet, birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Üniversite öğrencisi Rana Ilgın'ın okul numarası 3.000.123'tür denilmiş. Hemen bu sayının okunuşunu soruyor zaten bizlere. Evet, okunuşunu aradığımız için 3 milyonla başlayacağız. 30 milyon yazmış yanlış, 1 milyon yazmış yanlış, 3 milyon yazıyor. Evet. Sonra 1000 olması lazım arkadaşlar. Sonuç itibariyle 1000 de burada yazıyor. Burada hemen 100'e geçmiş. Öyleyse B şıkkımız doğru cevabımızdır arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuza gelelim. İkinci sorumuz rakamları farklı 9 basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır demiş. Birincisi 9 basamaklı olacak. İkincisi de en büyük olacak ve üçüncüsü rakamları farklı olacak arkadaşlar sayımızın. Rakamları farklı olması için. Evet, burada rakamları farklı ifadesini kullandığına göre biz aynı rakamı bir kez daha kullanamayız. Öyleyse bütün rakamlar aynı olan A şıkkını söyleyemeyiz doğru cevap olarak. 9 basamaklı olması hasebiyle buradaki bütün sayılar 9 basamaklı. Buradan eleyeceğimiz bir şey yok. O yüzden bunu gönderdik. Ve diğer konu en büyük olması. Yani bizim en büyük rakamdan başlamamız. Öyleyse 9'dan başlayacağız ve küçüğe doğru gideceğiz. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye yazılmış olan C şıkkı 987.654.321 sayısı en büyük sayımızdır. Evet, üçüncü soru. Üçüncü soruda şöyle ufak bir hata var arkadaşlar. Şıkları biraz düzenlememiz gerekecek. Bunun için şöyle yapalım biz en iyisi. 3 üssü 5 olarak düzenleyeyim ben buradaki şıkkımızı. Diğer şıkkımızı da 5 üssü 3 olarak düzenleyeyim bakalım. Şimdi arkadaşlar, bizim burada yaptığımız düzenleme neticesinde biz buradaki ifademizde 3'lerin çarpılmış olduğunu görüyoruz. 3. Burada kaç tane 3 var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 tane 3 var. 5 tane 3'ün çarpılması. Şimdi arkadaşlar, A şıkkında 3 üssü 5 yazdık biz buraya. Yani aynı şekilde bizim aslında söylemeye çalıştığımız 5 tane 3'ün çarpılmasını ifade eden sayı burada. A şıkkındaki. C şıkkına yazdığımız ifade ise 5'in 3 defa çarpılmasını anlatıyor arkadaşlar. Ve bizi aslında 3'ün 5 defa çarpılması ilgilendirdiği için A'yı işaretleyelim. Dördüncü soru. Bir paket çamaşır ilacı 30 TL ise 400 paket çamaşır ilacı kaç TL'dir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar, burada bir tanesi 30 TL ise 400 paketini bulmak için tabii ki çarpma işlemi yapmamız gerekecektir. 30 ile 400'ü çarpmamız gerekiyor. Ve burada arkadaşlar 4 kere 3 12 diyerek aslında çarpma işlemini gerçekleştirebiliriz. Geri kalanları ise elimizde kullanmadığımız 3 tane sıfırımız var. Bunları yanına yerleştirdiğimizde 12.000 cevabını bulacağız. Bu da C şıkkında var. Öyleyse C'yi işaretleriz. 5. soruda bir okulda 2.384 kız öğrenci, 2.579 erkek öğrenci bulunmaktadır denilmiş. Buna göre bu okuldaki toplam öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi burada kız öğrenciler sayısı belli, erkek öğrencilerin de belli. Toplamı bulmak için toplamak gerekiyor dolayısıyla. 2.384 ile 2.579'u topluyorum arkadaşlar. 4, 9 daha 13, 13'ün 3'ü elde var 1. Şimdi arkadaşlar, ben burada elde var 1 yaptım ama farkındaysanız son basamak, yani birler basamağı 3 buldum. Bu da bir tek Denizli şıkkında var. Öyleyse cevabım Denizli olmak zorunda. Ben bunu bir işaretleyeyim, bakalım doğru mu çıkacak. Evet, elde var 1 de onu şuraya yazalım. 8, 7 daha 15, 1 de elde 16'nın 6'sı elde var 1. 3, 3, 5 daha 8, 1 de elde 9 olacaktır. 2, 2 daha 4 olacaktır. 4.963 cevabı olacaktır. Bu da zaten hemen D şıkkını işaretlemiştik öncesinde.
Altıncı soruya geldik arkadaşlar. Altıncı soru. Evet. ABC sayısıyla bir sayı toplanmış. 598 bulunmuş. Yandaki toplama işlemine göre ABC sayısı kaçtır denilmiş. Evet, bir toplama işlemi var. Ben burada ne yapacağımı bilemedim diyelim. Burada yapacağım işlem aslında basit. Hemen şöyle yapabiliriz arkadaşlar. 1, 2. Bunları topluyorum. 3 etti. Şimdi burasını benim için kapatmış. Ne olduğu belli değil. Az önce 1 vardı hatırlıyorsanız. Ama şu an kapalı. 3 ve 2'yi kullanarak 1'i nasıl bulabilirim? 3'ten 2'yi çıkartarak bulabilirim. Öyleyse 3'ün olduğu yerdeki 598'den 598'den 347'yi çıkartıyorum arkadaşlar. 8'den 7 çıktı 1. 9'dan 4 çıktı 5. 5'ten 3 çıktı 2. 251 cevabını A şıkkında gördüm ve işaretledim arkadaşlar. Evet, 7. soruya doğru yol alalım arkadaşlar. Evet, 7. sorumuz 2 üssü 2 ifadesinin açılmış şeklini vermiş aslında. Nokta işareti arasında çarpma olduğunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? 2 çarpı 2. Bu ifade ikilerin çarpılmasından oluşmuş 1, 2 tane. Öyleyse 2 üssü 2 olacaktır. Bu da A şıkkında doğrudur. Hemen 8. sorumuz ekrandayken bunu da çözelim arkadaşlar. 1356 lira para 12 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa her bir kişi için kaç lira olur denilmiş. Şimdi 1000 şuraya çözelim arkadaşlar. 1356 12 kişiye eşit paylaştırmak demek, bölmek demek arkadaşlar. Bölme işleminin olabilmesi için eşit bir paylaşım söz konusu olması gerekiyor. Burada da bu söylenmiş. 13'te 12 bir defa. Bir kere 12, 12 olacaktır ve 1 kalır. 1'de 12 tabii ki yok. 5'i aşağı indirdim. 15'te 12 yine bir defa. 12 yazdığımda bu defa 3 kalacaktır. 3'te 12 yok. 36 yazıyorum. 36'da 3 defa. 3 kere 12. 36, 0. 0, 0. Peki. 113 TL her bir kişiye düşen para arkadaşlar. O da C şıkkında vardı ve işaretledik. Evet, 9. soruya geldik. Burada bir işlem verilmiş, çıkarma işlemi verilmiş. Yanda verilen çıkarma işlemine göre A artı B artı C kaçtır denilmiş. Evet, şimdi arkadaşlar burada bayağı gizlenmiş sayılar oldukları için bu defa şöyle düşünsek daha güzel olur herhalde. Şimdi B sayısından 1 çıkmış, 4 kalmış. 1 çıktığında 4 kalan sayı kaçtır arkadaşlar? 5. Evet, B için 5 yazdık. Peki, burada herhangi bir yan komşudan onluk alma gibi bir durumumuz olmadığı için 6'dan bir sayı çıkmış, 8 kalmış diyebiliriz. 6'dan hangi sayı çıkarsa 8 kalır? Evet, 6'dan 8 çıkmak yerine 16'dan 8 çıktığında 8 kalacağını düşünürsek eğer, öyleyse C sayısı 8 olacaktır. Buradan bir tane eksilttik arkadaşlar. Bir tane eksiltilmiş halini düşünelim şimdi. Hangi sayıdan 5 çıktığında 7 kalır? Normalde böyle bir şey yok, değil mi? 12'den 5 çıkınca 7 kalıyor. Öyleyse 12'den 5 çıkması için 2 olması lazım. 2 olması için de bir sayı eksiltmiştik en başında. Demek ki bu sayı aslında 3'müş. O zaman A sayısı için de 3 yazıyorum. Evet, 3 olması demek buradan bir onluk aldığımız anlamına geliyordu az önce 12 diyerekten. Ve bir onluk aldığımıza göre burada da 1 kalmış olmalı. Bakıyorum 1 kalmış. Evet. Şimdi ABC sayısının toplanmasını istemiş ve topluyoruz arkadaşlar bulduğumuz ifadeleri. 3, 5 daha 8, 8, 8 daha 16 edecektir. O da B şıkkında var. 10. soruya geldik. 25 çarpı 12 işleminin sonucunu sormuş. Şimdi burada bazı kolaylıkları kullanabiliriz aslında. Ancak çarpmak gerekirse 25 ile 12'yi çarpmak demek. Bakalım nasıl oluyormuş. 2 kere 5, 10. Elde var 1. 2 kere 2, 4. 1 de elde 5. 1 ile çarparken direkt yazabilirim. 5, 2. Evet, 0 aşağı. 5, 5 daha 10. Elde var 1. 2, 1 de elde 3 etti. Yani 300. Bu da B şıkkında var. 11. soruya geldik arkadaşlar. 11. soru bir çıkarma işlemi sorusu ve sonucunu sormuş. Öyleyse alt alta yazabiliriz ya da yan yana da aslında yapabilirdik. 2, 3, 4 ve çıkartıyorum arkadaşlar. 6'dan 4 çıktı 2, 7'den 3 çıktı 4, 8'den 2 çıktı 6, 9'dan 1 çıktı 8. 8.642
Bu da D şıkkında var. Evet, 2 üssü 3 artı 4 üssü 0 işleminin sonucu kaçtır denilmiş. Buradaki işlemin sonucunu bulmak için öncelikli olarak üssü sayıların değerlerini bulmamız gerekiyor. Her ikisinin de değerini yazmamız gerekiyor arkadaşlar. 2 üssü 3 biliyorum ki 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 olacaktır. Artı 4 üssü 0 her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. 0 hariç diyoruz. 8 1 daha 9 bu da C şıkkındadır. Evet, 4 üssü 1 artı 3 üssü 3 işleminin sonucu kaçtır? 4 üssü 1'in yine aynı şekilde değerini buluyoruz. 4 artı 3 üssü 3. Önce şurada yapalım. 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Öyleyse 3 üssü 3'ün değeri 27 olacaktır. Ve 4 ile 27'yi toplarsak da cevabımız D şıkkını verecektir. Evet. 14. soruya doğru şöyle. Evet, 14. soru aşağıdaki çarpma işleminin sonucu nedir diye soruyor bizlere. Çarpma işlemimiz basit bir işlem. 55 ile 1000'i çarpmış. Öncelikli olarak 55'i yazıyoruz arkadaşlar. Ve ardından 1000'in üzerindeki 3 tane sıfır yerleştiriyoruz. 55.000 cevabını buluyoruz ki bu da B şıkkında var ve işaretledik. 15. soru yine aynı şekilde kolay bir bölme işlemine ait. Ve bölme işleminde 100'e bölerken 100'ün üzerindeki 2 tane sıfıra karşılık olarak diğer sayımızın üzerindeki 2 tane sıfırı elediğimizde geriye 880 kalıyor. Bu da C şıkkında var ve işaretledik. Yine 16. sorumuz bir üslü sayı sorusu. Yine değerlerini bulmamız gerekiyor. Her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir demiştik. 2 üslü 0 da 1 olacaktır öyleyse. Artı 2 üslü 1 her sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. Bunu da yazdık. Artı 2 üslü 2. 2 çarpı 2'den oluşuyor. 2 kere 2 4 ediyordu. 1, 2 daha 3, 3, 4 daha 7 olacaktır arkadaşlar. Bu da B şıkkında var. Ve tablolu bir sorumuz var arkadaşlar. Boşlukları doldurma adına. Evet. Şimdi bu ifadede arkadaşlar tabloyu iki parçada inceleyeceğiz. Öncelikli olarak bu kısmına bakalım. Boşluklarımız iki tane burada boşluğumuz var. Çapraz olarak. Buradaki boşluklar çarpım şeklinde yazılımı 8 çarpı 8 vermiş. Üslü biçiminde 8 çarpı 8'i 8 üssü 2 olarak yazabiliriz. Yine 2 üssü 3 olarak çarpımını verdiği ifadenin biz buraya açılımını yazarken 2 çarpı 2 çarpı 2 olarak yazabiliriz. Buradan da puanımızı alacağızdır. Ve diğer kısmına geçelim tablomuzun. Evet, diğer kısmında ise okunuşu 8'in karesi olarak verilen sayının sonucunu sormuş. Yani değerini sormuş aslında. 8'in karesi, 8'in karesi, 8 çarpı 8 olarak açabiliriz. 8 kere 8, 64 olacaktır. Ve sonucu 2 çarpı 2 çarpı 2, 8 olan sayının okunuşunu soruyor. Biz burada 2, 2, 2 diye verilmişse eğer 2'nin 3. kuvveti ya da 2'nin, şöyle yazalım, 2'nin küpü. Evet, bu şekilde anlatabiliriz. Evet arkadaşlar, burada biraz yazımız çirkin oldu ama kusura bakmayınız. Burada testimiz sona ermiş bulunmakta. Böyle basit bir sınavla karşılaştığımızda da umarım gerekeni yapacaksınızdır. Çalışmalarınızda, derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar dileriz. Hoşçakalın.